Fani Bey'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Turkish Airlines Euro 2023-2024 sezonunun 27. hafta itibariyle puan durumuna, topu sonuçlara ve fiksürüne bu videomuzda beraber bakacağız. Siz de haftalık olarak paylaştığımız Euro puan durumlarından anında haberdar olmak için mutlaka kanalımıza abone olmalı. Videolarımızı beğenmelisiniz. Biz de sizlere tüm gelişmeleri anında aktarmaya devam edelim. Ligin lideri Real Madrid 27 galibiyet 5 mağlubiyette ligimizin lider ekranı görebiliyorsunuz. 2. Barcelona'nın 18 galibiyet 9 mağlubiyeti bulunuyor. Panathinaikos, Monaco ve Bologna'nın 17 galibiyet 10 mağlubiyeti var. 6. sırada Fenerbahçe-Beko var temsilcimiz 16 galibiyet 11 mağlubiyette. Diğer temsilcimiz Anadolu Efes 15. sırada yer alıyor. 11 galibiyet 16 mağlubiyette. Yani aslında Fenerbahçe-Beko'nun ilk 6'ya girebileceğini fakat Anadolu Efes'in ilk altının neredeyse imkansız. ilk onun da çok zor hatta imkansız yakın olduğunu söyleyebiliriz. Anadolu Efes fixtüre baktığımızda Bayern Münih ile karşılaşacak. Fenerbahçe Beko ise deplasmanda ligin en güçlü ekibi diyebileceğimiz Real Madrid'de oynayacak. Gerçekten önemli müsabakalar. Sonuçlara baktığımızda e, temsilcilerimizden Anadolu Efes Partizan'a 90-100 mağlup oldu. Diğer temsilcimiz Fenerbahçe Beko 111-96 Baskonyi'yi mağlup etti. Ligin e, ilk ikisini de söyleyelim. Real Madrid kendi evinde Panathinaikos'a 86-97 mağlup olurken Barcelona da yine kendi evinde 67-77 Monaco'ya mağlup oldu. Yani her iki İspanyol ekibi de 1. ve 2. sırdayı e, paylaşan her iki ekip de evinde mağlup oldu bu hafta. Bu videomuzda Turkish Airlines Euro normal sezonu 2023-2024 27. hafta itibariyle tüm detaylara baktık. Videomuz bu kadardı umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.